Kar taneleri ve cep telefonlarının ortak özelliği nedir? Cevap, fraktal denen, aynı kuralla sonsuza kadar giden desenler. Şimdi bir kar tanesi çizeyim. Bir eşkenar üçgenle başlıyorum. Her kenarın ortasına yerleşecek şekilde bir tane daha eşkenar üçgen çiziyorum. Orta kısmı birleştirip işlemi tekrarlıyorum. Bu sefer işlemi 1, 2, 3, 4 çarpı 3 yani 12 kenar için yapıyorum. Bunu tekrar tekrar yaparsam şöyle bir şekil ortaya çıkacaktır. Koh kar tanesi adı verilen bu şekil ilginç bir özelliğe sahip. Nereye bakarsak bakalım ya da ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım sürekli aynı örüntüyü görürüz. Ne kadar yakınlaştırarak baktığınız fark etmeksizin neredeyse aynı görünen, sonsuza kadar devam eden bunun gibi desenlere fraktal denir. Bir matematik denklemini sürekli grafik haline getirmesini isteyerek bilgisayarda da koh kar tanesi elde edebiliriz. Yeni bir üçgen eklediğimiz her seferde koh kar tanesinin bir kenarından 4 kenar elde edilir. Bu işlemi ilk kez yaptığımızda 3 çarpı 4 üzeri 1'den 12 kenar elde ederiz. İşlemin ikinci tekrarında 3 çarpı 4 üzeri 2'den 48 kenarımız olur. Yani işlemi n kere tekrar ettiğimizde 3 çarpı 4 üzeri n kadar kenar elde etmiş olacağız. Eğer bunu sonsuz kere tekrar edersek sonsuz sayıda kenara sahip olacağız. Bu durumda Koch kar tanesinin çevresi sonsuz olacaktır. Ancak alanı sonsuz olmayacak. Kar tanesinin etrafına sonlu alana sahip bir çember çizersek, kar tanesinin kenar sayısını ne kadar artırırsak artıralım, kar tanesi yine de çemberin içine sığacaktır. Koch fraktalının çevresi sonsuz ancak alanı sonludur. 1990'larda Nathan Cohen isimli bir radyo astronom fraktal anten kullanarak kablosuz iletişime yeni bir soluk getirdi. O zamanlar Cohen'in ev sahibi onun evin çatısına radyo anteni koymasına izin vermiyordu. Bu yüzden Cohen daha küçük, fraktale benzeyen bir radyo anteni yapmaya karar verdi. Bu karar sadece anteni ev sahibinden saklamasına yaramadı, yaptığı anten normal antenlerden daha iyi çalışıyordu. Normal antenler genellikle tek tip sinyal almak için yapılırlar ve en iyi performansı uzunlukları sinyalin dalga boyunun belli katlarındayken gösterirler. Bu sebeple mesela FM radyo antenleri sadece FM radyo sinyallerini alır. TV antenleri de sadece TV yayınları içindir. Ancak fraktal antenler bunlardan farklıdır. Fraktal kendini ne kadar çok tekrar ederse anten de o kadar fazla sinyali alabilir. Koch kar tanesinin çevresinin alanından çok daha hızlı büyüyebildiğini söylemiştik ya. İşte bu sebeple fraktal anten normal antenin dörtte biri kadar yer kaplar. Cohen bununla da yetinmedi. Menger süngeri denen başka bir fraktali kullanarak yeni bir anten tasarladı. Menger süngeri, Koch kar tanesinin bir nevi 3 boyutlu versiyonu gibidir. Yüzey alanı sonsuzdur ancak hacmi sonludur. Menger süngeri bazen cep telefonu antenlerinde de kullanılır. Koch kar tanesinden çok daha az yer kaplarken her türlü sinyali alabilir. Fakat bu antenler de mükemmel değiller. Evet daha küçükler ama aynı zamanda çok da karmaşıklar. Bu yüzden bunları yapmakta daha zor ve daha pahalı. Fraktal antenler çok sayıda değişik sinyali alabilseler de her sinyali her zaman o sinyal için üretilmiş bir anten kadar iyi alamayabiliyorlar. Cohen'in icadı fraktallerin ilk kullanıldığı yer değildi. Bu doğada sürekli var olan bir şey. Hem de sadece kar tanelerinde de değil. Fraktalleri nehir sistemlerinde, şimşeklerde, deniz kabuklarında ve hatta galaksilerde görebilirsiniz. Eskiden matematikçiler için alan dışı olan birçok doğa sistemi artık fraktaller sayesinde açıklanabiliyor. Doğanın en iyi uygulamalarını kullanarak gerçek dünya sorunlarını çözebiliyoruz. Fraktal araştırmaları biyoloji gibi disiplinleri de değiştiriyor. Örneğin MIT'deki bilim insanları kromatinin bir fraktal olduğunu ve DNA'nın kör düğüm olmasını engellediğini keşfettiler. Etrafınıza bakın, siz hangi güzel desenleri görüyorsunuz? Merhaba, ben Yulia. Sesli Bilim izlediğiniz için teşekkür ederim. Web sitemizi ziyaret edin ve diğer videolarımıza da göz atın.